Merhaba, ismim İlhami Alkan Olson. Çalışmalarım uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları hukuku. Yaklaşık 8-9 yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ders verdikten sonra şu anda İsveç Lund Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Enstitüsü, Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün Türkiye Programı Sorumlusuyum. Türkiye'de akademinin insan hakları araştırma ve eğitim kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen bir program yürütüyoruz. Bunun yanı sıra İnsan Hakları Kentleri diye bir program daha yürütüyoruz. Bunu da yine belediyeler ve akademiyle işbirliği içinde yapıyoruz. Benim Senex ve yaşlanma çalışmalarıyla ilgili tanışıklığım aslında biraz bununla başladı. Bunun bir nedeni aslında bu kadar geç tanışmanın bir nedeni muhtemelen uluslararası hukukun yaşlı haklarını ciddi biçimde ihmal etmiş olmasıyla da ilgili. Çünkü yaşlılık ve yaşlı grubu uluslararası hukukta kırılgan olup buna ilişkin spesifik düzenlemelerin olmadığı alanlardan bir tanesi. Belki tek alan şu anda. Bunun dışında kadınlar, çocuklar, göçmenler, yabancı işçiler vesaire bütün bu alanlarda özel, bu alanlara spesifik uluslararası sözleşmeler var. Ancak yaşlı bunların dışında kalıyor. Benim ihmalimde muhtemelen bunun da etkisi vardı. Senex'le birlikte bu alanı keşfettim diyebilirim. İşte destek vermeye çalışıyoruz. Fakat ilk fark ettiğim şeylerden bir tanesi bu alanda örneğin Senex Kongresi'ne katılan çok az sayıda hukukçunun olmasıydı. Aslında sıklıkla söylendiği gibi bu alan diğer pek çok başka alanda olduğu gibi ama bu alan özellikle çok disiplinli çalışmayı gerektiren alanların başında geliyor. Bu alan ne işte sağlık hizmetleri, sağlık bilimlerine, ne tıbba, ne işte ekonomiye, ne de işte sadece etnolojiye ve antropolojiye bırakılacak kadar ya da kültürler sosyolojisi ya da sosyolojiye bırakılacak kadar dar bir alan. Hem çok disiplinli hem de disiplinler arası bir çalışmayı gerektiriyor. Umarım Senex hukukçular arasında böyle bir ilgi başarabilir. Aslında bu sadece yaşlılık çalışmaları için değil, hukukçuların gerçekten meseleyi anlamalar açısından da değerli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii çok disiplinlik aynı zamanda interdisipliner araştırma metodolojisi hakkında bir bilgilenmeyi de içermeli. Senex'in daha doğrusu yaşlılık çalışmalarıyla ilgili ya da yaş çalışmalarıyla ilgili başıma gelen ilginç bir olayı da söylemek isterim. Biz işte hukuk, sözünü ettiğim gibi Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin bir enstitüsü olarak bu programı yürütüyoruz. İnsan Hakları Araştırmaları, İnsan Hakları Hukuku Araştırmaları Enstitüsü. Artan bir biçimde şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. Biz sizin insan hakları çalıştığınızı biliyor sanıyorduk. Oysa siz yaş çalışmalarına katılıyorsunuz diye. Önce bu soruyu anlamakta güçlük çektim. Sonra şeyi fark ettim. Muhtemelen başka yerlerde de öyledir ama Türkiye'de çok daha somuttu bu. İnsanlar yaş çalışmalarının insan hakları ile ilişkisini kurmakta güçlük çekiyorlar. Çünkü anladığım kadarıyla egemen insan hakları perspektifi Türkiye'de ve Türkiye Akademisi'nde ne yazık ki bireyin haklarını devlete karşı korumakla sınırlayan bir tür birey-devlet çatışması ve bireyin korunması temelli yani liberal bir insan hakları perspektifi. Bunun ekonomik, sosyal, kültürel ya da üçüncü kuşak hakları dediğimiz çevre, iklim değişikliği gibi haklarla ilişkisini kurmakta güçlük çekiyorlar. Örneğin işkence meselesi rahatlıkla bir insan hakları meselesi olarak görülürken dördüncü katı, asansörsüz bir evde dördüncü katta yaşayan birisinin kenti kullanamamasını bir insan hakları sorunu olarak görmüyorlar. Bu engelli olabilir. Çocuk olabilir. Örneğin evinden çıkıp okuluna gidemeyen, yürüyerek gidemeyen çocuğun hakkının her gün sistematik olarak ihlal edilmiş olduğu, çiğnendiği meselesi bir insan hakkı olarak ne yazık ki çok görülmüyor. Benzer biçimde işte yaşlı haklarının düzenli, sistematik olarak ya negatif anlamda ya da pozitif anlamda yerine getirilmediği, saygı duyulmadığı ya da devletlerin ya da belediyelerin, yerel yönetimlerin uluslararası hukuk ve uluslararası normlar tarafından
yerel ya da merkezi yönetimlere verilen sorumluluğun yerine getirilmediğini görüyoruz ve bunun insan haklarıyla yakın ilişkisi ve çoklu ilişkisi insan haklarıyla bu kadar gözden uzak tutulması insan hakları hukukçuları tarafından veya insan hakları aktivistleri tarafından bana son derece şaşırtıcı geldi. Bu aslında muhtemelen bir öğrenme ve olgunlaşma süreci. Yani ben herhalde Senex'e borçluyum. Pek çok açıdan borçluyum. Teşekkür borcunun bir bölümde bununla ilgili. Gerçekten Senex sayesinde ve yaş çalışmaları sayesinde Türkiye Akademisi'nin ve genel olarak Türkiye İnsan Hakları Aktivistleri'nin insan haklarının kapsamı ve içeriği hakkında ciddi biçimde yeniden eğitilmeleri gerektiği konusunda bir o gerekli bana göstermesinden çok çok yararlı oldu diyebilirim. Umarım bu çalışma artarak ve çok yani multidisipliner bir biçimde ve hak temelli olarak devam eder.